Sevgili izleyiciler, hepinize tekrar hoş geldiniz diyoruz ve iyi bir hafta dileklerimizle bugünkü söyleşimize başlayacağız. Bugün sizler için bir tek konuğum var. İki Hüseyin'imizden bir tanesinin bazı idari işlerinden dolayı aramızda olamayacak. Ancak Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcımız, Psikiyatr Doktor, Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Ünübol hocamız da bugün özellikle kıskançlık ve haset kavramları ve bu bağlamda da özellikle bilimsel kıskançlık nedir ve bu bilimsel kıskançlık bizim akademi camiasında nasıl kendini gösteriyor, arkasından akademik başarı ve ülke adına da gelişmelerde ne gibi avantaj ve dezavantajlar sağlıyor. Bu konuyu görüşeceğiz. Aslında Tolstoy insanı alçaltan ve en aşağı düşüren bir duygudur diyor kıskançlık için. Bu nasıl bir duygudur? Tabii ki özellikle psikiyatr olması açısından da Hüseyin hocamın kıskançlığı gerçekten bir tanımlamasını arzu edeceğiz. Arkasından haset ile kıskanç arasında ne gibi farklılıklar var? Aslında birbirine oldukça çok yakın kavram bunlar. Ve aralarındaki benzerlik farklılıklardan sonra da bunların gerçekten doğal olarak, yani bizim yaratılışımızla beraber mi insanoğlu bu duyguya sahip, yoksa sonradan kazanılan bir duygu mudur? Bu duygular bizim hayatımızda ne gibi tesirler yapar? Ne kadarı sağlıklı bir süreçtir? Hangi aşamadan sonra patolojik bir hale dönüşür? Patolojik hale dönüştükten sonra bunların tedavisi var mıdır gibi konular üzerinde bir sohbet etme imkanına sahip olacağız. Hüseyin hocam, hoş geldiniz programa. Hoş bulduk. İsterseniz yani ben Tolstoy'un bu ifadesinden yola çıkarak bir kıskançlığı ifade ettim ama bir de haset olma duygusu var. Yani bunlar nasıl duygular? İnsanların bilinç düzeyine nasıl çıkıyor ve neticede onların bilinç düzeylerini nasıl etkiliyor? Bu arada özellikle kıskançlık dediğimiz zaman, yani biz bugün ağırlıklı olarak belki bilimsel kıskançlığı konuşacağız ama isterseniz hani giriş kısmında, çünkü şimdi eşi kıskanma var, kardeşi kıskanma var, komşuyu kıskanma var ya da iş arkadaşını kıskanma gibi kıskançlık hadisesi aslında sosyokültürel olarak insanın var olduğu her yerde herhalde var. Çünkü filozoflar Descartes'ten, değil mi, Seneca'ya kadar belirli dönemlerde, çok eski çağlarda bile bunları tanımlamışlar ve bunların insan davranışları üzerine nasıl etkiler yapacağı konusunda da görüş bildirmişler. Elbette günümüzde de çok bariz bir şekilde bu devam ediyor. Dolayısıyla öncelikle bu kıskançlık nedir, hasetlik duygusu nedir, ikisinin arasında benzerlik ve farklılıklarla beraber işte bunların nasıl oluştuğu, bilinç düzeyine nasıl çıktığıyla ilgili biraz bilgi verirseniz, zaten sohbetimiz o şeyden kendiliğinden akıp gidecek her aynen. Hafta olduğu gibi. Aynen hocam, teşekkür ederim hocam güzel sorunuz için. Şimdi tabii dediğiniz gibi kıskançlık ve haset kavramları insanlık var olduğundan beri aslında konuşuluyor ve aslında belki de ilk cinayetin nedeni bile aslında bir kıskançlık ya da bir haset sonuçta. Yani aslına bakarsanız o kadar da yani insanoğlunun varlığından beri ne kadar önemli olduğunu, yani aşktan, sevgiden sonra hemen sonra bir kıskançlık ve hasetlik aslında hayatımıza girdiğini görebiliyoruz. Bu aslında aynı zamanda da birçok psikolojik temayı da oluşturan bir kavram. Özellikle tek başına nesne ilişkileri kuramı bu kıskançlık ve haset üzerine durmuş. Nesne ilişkileri kuramı, Melanie Klein'in ortaya koyduğu bir kuram. Ve orada da aslında çok temel bir başlangıcı, yani hasetin başlangıcını söylemiş. Bu tabii şöyle bir şey, mesela Cenab-ı Şahabettin'in de bir sözü var bununla ilgili. Başkasının balını kendine zehir etmek diye ifade eder haset için. Hasetlik çok
ilkel bir duygu. Aslında bebeklikten beri olan bir şey. Hı. Aslında temeli de insanın kendisini var eden şeyin başkasının verdiği üzerine kurulduğu bir dönemden başlıyor. Yani bir insan bebekken kendisi kendi hayat ihtiyaçlarını karşılayamıyor ve doğal olarak birisinin ona vermesi gerekiyor. Birisinin ona veriyor olması onu yüceltiyor, yani onu değerli kılıyor. Onun yerine başkasının veriliyor olması kendisini değersiz, başkasını değerli hale getirdiği için ve kendisini edilgen bir konumda olduğu için, bir bebek için mesela, bu çok büyük bir endişeye ya da korkuya neden oluyor aslında. Ve çok dediğim gibi başlangıç aşaması biraz bebeklikten başlar. Ve sonuçta hepimiz haset duygusuyla doğarız. Bize verilenlerle kendimizi tanımlarız. Hı-hı. Ve bize verilmediği durumda başkasına veriliyor olması ya da sınırlı bir kaynak olduğunu düşünüyor olmamız bizi ciddi anlamda öfkelendirir ve başkasına dair bir aslında yok etmek arzusunu da taşır. O yüzden hasetle kıskançlık arasındaki en temel fark size de olmayan ve başkasında olan bir nesnenin sadece size verilmesi değil, aynı zamanda o kişiden alınması gerekliliği üzerine kurulu. Ve doğal olarak da haset olan genelde insanların yıkıcı bu duyguları olağanüstü de kendisine de zarar verir. Hı. Şöyle ki yapmaya çalıştığınız şey kendinizle ilgili bir şeyleri elde etmekten daha fazlası. Başkasının da elinden almaya çalışıyorsunuz. Bu da çevreyi kontrol etmeniz demek. İnsanları kontrol etmeye çalışmanız demek ve insanların kontrol etmeye çalışmak da aslında beyhude bir yapı. Yani sizin elinizde olan bir şey değil. Hani herkesin kendine ait bir özgür iradesi var. Onun elindekini alınmasını siz mümkün kılmanız mümkün değil. Ama bu haset duygusu işte biraz çok çiğ ve böyle bir arzuyu da beraberinde getiriyor ve insana ciddi anlamda zarar veren bir duygu. Tabii hayatımızın birçok farklı alanında işte kardeş kıskançlığı var, işte ne bileyim sınıftaki bir kıskançlık var ya da eş kıskançlığı var. Tabii bunlar birazcık farklı konuşulabilir. Ama temelde kıskançlık tek başına büyük bir sorun değildir. Yani kıskanç olan bir insan başkasını elinden almak için uğraşmaz aslında. Biz çoğu zaman kıskançlığı şu açıdan zannederiz ki kötü bir duygu. Hı. Halbuki çok kötü bir duygu değildir. Hani başlangıç aşamasını, haseti aştıysak, hani onun elinden alınmasından ziyade siz de onun gibi bir değere sahip olmak istiyorsanız, evet, bu başlangıç için kötü bir şey değildir. Hı. Ama biz genelde şu anda bahsettiğimiz ya da bahsediyor olacağımız kıskançlık duygusu aslında haseti barındıran. Yani aslında hasetten bahsediyoruz. Yani yıkıcı bir şey. Başkasının büyümesine izin vermeme üzerine kurulu. Sizin işte mesela bir proje yaparsınız, iyi bir şey yaparsınız. Bunu başkası kıskanabilir. Bu kötü bir şey değil. Ama şunu sağlamaya çalışıyorsa o hasete giriyor. İşte bu böyle bir projeyi mesela niye yaptınız? Ya da böyle bir çalışmayı niye yaptınız? Onu karalamaya çalışmak, onu elinden almaya çalışmak. Bu işte hasete giriyor ve yıkıcı bir şey. Ne size faydası var ne de karşı tarafın hayatına bir şey yapabiliyorsunuz. Bu sizin kendi kendinize debelenmeye başladığınız bir şeye dönüşüyor. Eğitim sistemi, ama ne yazık ki şöyle bir durum var. Şu andaki sistem birazcık haseti barındırıyor. Hı. Aslında kıskançlıktan öteye. Çünkü diyorsunuz ki bak falancası çok çalışkan ve falanca üniversiteye gidecek. Sen de çalış, sen de git diyorsunuz. Ama sonuçta oraya 50 kişi alınıyor. Hani sonuçta bu 50. bir kişi ise sizin oraya gitmeniz için bu 50. kişinin elinden almanız gerekiyor. Hı. Yani bir üniversite sınavı, yani buna benzer bir takım şeyler aslında bizim kıskançlık duygumuzdan daha çok hasetlik duygumuzu besleyen yapılar. Ve bu da hani dışarıdaki az olan şeyin bir takım insanlar tarafından alınması demek, size verilmiyor olması anlamına geliyor. Aslında çok ilkel bir duygunun devamını taşıyor konu. Ve şu anda gördüğüm kadarıyla da çok çok temel, çok bariz böyle bir hasetsel bir toplum da var. Yani kendinizi var etmek istiyorsunuz ama var etmeniz için başkasının vereceği bir şeye ihtiyacınız var.
ve başkasının vereceği şey sınırlı. Doğal olarak siz başkası alırsa siz alamayacaksınız. Ve konu her zaman başkasının yok etmek üzerine kurulu. Güzel. Aslında şimdi bazı yazarlar özellikle kıskançlığı yani haset ile beraber ciddi anlamda yorumluyorlar. Birbirine çok yakın terimler ama mesela kıskançlık için kendi elindekini kaybetme korkusundan ortaya çıkan hezeyanlar olarak da isimlendiriyorlar. Dolayısıyla yani bu açıdan bakacak olursak ne dersiniz? Hani hakikaten kıskançlar kendi elinde olanı mesela hasetler için sizin söylediğiniz gibi yani bende yok onda da olmasın yönüne gidebiliyor insanlar. Hatta mesela ben kendim yaşadığım için biliyorum. Ben bir yere yani daha önceki çalıştığım yerlerde doktora programı için YÖK'e başvurmuştuk. Fakat sonra bize YÖK'ten bir şey geldi. Aslında programın kabul edilmediğiyle ilgili bir yazı gelmedi. Fakat iadeli taahhütü gönderilen bir mektubun o hani şeyi var ya, o geri döndürülen kısmı var ya, onun bir fotokopisi geldi mesela bize. Diyor ki ya siz hani doktoraya başvurmuşsunuz program olarak da sizin hakkınızda böyle bir mektup geldi diye mektubu da gönderdiler bize. Yani Allah ilginç Allah. Bir şekilde tabii. Hani aslında sonra ben kriminolojideki arkadaşlara gayri resmi olarak gösterdiğimde kimin gönderdiğini öğrendim normal olarak. Kimin yaptığını da öğrendim. Çünkü o kalemi tutuş, imzayı atma şeklinden filan yani böyle bir şeye girdik. Halbuki yani çok ilginç bir şekilde sonradan anlaşıldı ki kendisinin kendi programında doktora yok. Ancak bizim programda doktora açılırsa sanki o geride kalacakmış gibi bir duygu içerisine girip bizim doktora programımızın açılmaması için YÖK'e böyle bizi karalayıcı bir yazı gönderiyor. Yani şimdi bu işte herhalde hem haset hem kıskançlık nasıl derseniz deyin ikisi. Bir kıskançlıktan evet. Daha da öte yani bir haset burada, varmış burada gibi haset görünüyor. Var çünkü bende olmayan şey başkasında da olmasın şeklinde bir görüşte bu şekliyle devam ediyor. Peki bu yani bilimsel hani bu belki ben bir örnek verdim bu bilimsel çalışmalarla ilgili giriş olsun diye belki de söyledim ama yani bu bağlamda böyle duygular hani gerçekte her zaman yaşanıyor. Yani her zaman var. Ki programın başında işte filozoflardan bu tarafa kadar var olmuş ki onlar fikir beyan etmişler. Şimdi biz bunu konuşuyoruz. Hala yaşıyoruz ve bizden sonrakiler de bu sıkıntıyı yaşayacaklar. Bu duygu hakikaten yani toplumsal bir şey midir, kavram mıdır? Çünkü insanın hani sosyo-kültürel yapısıyla ilişkilidir deniyor haset ve kıskançlık doğru. için. Yani bu bir toplumsal bir patoloji midir ya da bir olgu mudur? Yoksa sadece bireysel ve bireylerin kendilerine özgü bir durum mudur? Bu tabii sosyal yaşamdan ayırt edebileceğimiz bir duygu değil. Yani çünkü yani bu haset içerisinde hani mahalle baskısı burada baskı yok belki ama mahallenin değer ve normları acaba bu duyguları meydana çıkmada ne kadar bizi yani toplumun aslında bir öğretisi zorluyor. Denilebilir. Aha. Yani sonuçta bir bulunduğunuz ortamda, atmosferde ya da yani toplumda ki değer yargıları da çok betimliyor. Yani insanların diğerinden daha farklı olmasının kriterlerini toplum aslında nasıl koyuyorsa aslında herkes onun peşine koşuyor. Şimdi toplumsal olarak şöyle değer hani yargıları varsa işte makam, mevki ya da ne bileyim belirli bir zenginlikten zenginlik sizin statünüzü arttırıyorsa o zaman ki durum sizin diğerlerinden farklı olmanız için başkasının vereceği ya da işte bir şekilde size ait olmayan bir şeyin peşinde koşmanız üzerine kurulu oluyor. Ve hani şu anda bizim gördüğüm kadarıyla hani toplumsal yapıda işte belirli bir mevki, belirli bir kariyer durumu insanların gözünde değerli. Hı. Aslında tüm pazarlama dünyası bunu da
teşvik ediyor. İşte iyi bir kıyafet, iyi bir araba sizin sonuçta değerinizi belirlemeye başladı. Şimdi bu tamamen haseti peşinde koşmanıza neden oluyor. Yani çünkü, onu körükleyen bir tabii şey ki, mi oluyor? Tabii ki şu yani, anda yapılan şey ne yazık ki herkesin istediği şey aslında kendisiyle ilgili değil, başkasının verdiğini üzerine. Yani bunu niye böyle sık sık vurguluyorum? Normalde dedim ya, haset başlangıçtır. Sonra bir kıskançlık vardır. Hani sizin de başkasının elindekini alma arzunuz. Hı. Ama ona sahip olması mümkün. Ama siz de buna sahip olmak istiyorsunuz. Şimdi bu kıskançlık. Kıskançlıktan sonra ne geliyor? Yani şimdi kıskançlık temel bir duygumuz ama bundan sonra bitti mi? Yani kıskançlık bizim hayatımızın temelini mi oluşturuyor? Yok. Çünkü sizin ona sahipsiniz ama bu size iyi gelmiş olabilir. Ama bu bana iyi gelip gelmeyeceğini bilmiyorum ki. Hı. Şimdi ikincisi de sizin olan şeyi ben alabiliyorsam bu aslında bana iyi gelebilme ihtimali yok. Çünkü bizim bana ait olabilecek ancak benim içimden üreyecek bir şey. Yani bir sonraki basamak aslında insanların elindekine bakmaktan ziyade kendi içimizden çıkardığımız bir şeye sahip olma arzusuna dönüşmeye başlaması gerekiyor. O yüzden birisinin altında çok büyük, işte ne bileyim, pahalı bir arabanın olması onun değerli ya da şey olduğunu göstermiyor. Ve diyorsunuz ki hani bu, belki de üzülüyorsunuz. Keşke bunun onun için değerli olmasa olduğunu düşünmeye başladığınız bir şeye doğru dönüşmeye başlıyorsunuz. Çünkü sizi atıyorum 3 gün sonra bu elinizdeki arabayı pert edebilirler. Ama size ait olan şeyin başkası tarafından zarar görmesi mümkün değilse gerçekten size ait anlamına gelmeye başlar. İşte biz burada insanların haseti yaşaması gerekir. Hasetten sonra bunun çok anlamlı olmadığını görmesi ve kendisinin üretip de kazanabileceği şeylere doğru yönelmesi gerekir. Sonra da kendisinin dışarıdan alacağı şeylerin de gerçekten kendisini tatmin etmediğini fark edip artık kendi içindeki bazı şeylerin değeri hani kimsenin ulaşamayacağı ve kimseden görüp de alamayacağı bir şey olduğunu fark etmeye başlaması gerekir. Ve kıskançlık basamağı, hani mesela eskiden şeyde, işte Selçuklu döneminde insanların değeri eğitimden ziyade ahlaki normlar üzerinden kuruluydu. Yani insan işte birisine ne kadar yardım ediyorsa, ne kadar vericiyse toplumdaki söz sahibiyeti o kadar yükseliyordu. Şimdi böyle bir toplumda kıskançlığın olması mümkün mü? Böyle bir toplumda hasetin olması mümkün mü? Böyle bir toplumda fakirin olması mümkün mü? Ya da hani artık oradaki toplumun içerisindeki kaynaşmayı hayal edin. Sonuçta orada çocuğu veriyordunuz 4 yaşında, 3 yaşında ya da 5 yaşında. İlk 2 yıl, 3 yıl çıraklıktan da önce bir yavatlık ve şey dönemi, ahlaki terbiye dönemi başlıyordu. 3-4 yıl sonra bu çocuk çırak olabilir. Çünkü önce ahlakı oturan bir insanın ancak belirli bir mesleki yetkinliği verebiliyordunuz o dönemde. Şimdi biz hani eğitim çok ön planda, para çok, mevki çok, gelecekle ilgili kaygı çok. Gelecekle ilgili kaygınızı gidebileceğiniz tek şey başkalarının vereceği şey üzerine kurulu. Hani hiçbir tevekkül yok. Hani bir sorun hani nun da hayatımızdaki yerini çok önemsememiz lazım. Normalde yaşadığımız problemler bizim hayatımızdaki hani şeydi, neydi, bir tane söz vardı. Başkasının verdiği minnet, vermediği zillettir. Allah'ın verdiği nimet, vermediği de hikmettir diye geçer. Çok yani güzelmiş bu. Çok güzel, benim de hoşuma giden bir söz. Yani başkasından almaya çalıştığınız şey ancak sizin minnet duygunuzu ona aktarmak zorunluluğunuzu getirir. Ve ondan emir alma. Ondan emir alma, ona biat etmeye dönüşür. Ama başkası vermediğinde de bu sefer sizin için sıkıntı ve hatta öfkeye dönüşür. Yani sizin hasetinize dönüşür. Ama Allah'tan aldığınız şey sizin aslında sizin için bir nimet olduğunu düşünürsünüz. Vermediğinde de bunun bir hikmeti olduğunu düşünürsünüz. Ve aslında konu hep kendinizle barışık olmaya dönüşür. Ve biat etmemeye dönüşür. O yüzden birazcık hani toplumsal olarak baktığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla insanların bir varoluş çabası var. Bu varoluş çabasında kendisinin değerli olmasını ancak başkasının verdiği ve başkasının gördüğü üzerine kurulu.
İşte hatta insanın, ben hani hep böyle düşünmüşümdür, insanın en büyük ihtiyacı şahitliktir. Hı hı. Yani bebeklikten başlar bu şahitlik meselesi. Anneniz sizi görmesini istersiniz, babanızın bir şey yaptığını görmesini istersiniz. İşte yavaş yavaş arkadaşlarınızın görmesini istersiniz. Ve onun takdir duygusu da takdir var. Duygusu. Takdir duygusu. Hani işte şey, en basitinden bak ne yaptım diye sorarsınız. İşte evet yapmışsın dersin. Devam eder. Hani hiçbir şey yapmana bile gerek yok. O görüldüğünü hissetmek ister. Yavaş yavaş da konu işte toplumsal görülmeye vesaireye doğru dönüşür. Ama en nihayetinde yetmez. Yani bir yerde işte sizin başkası tarafından görülüyor olmanız, işte bir gün bir milyon kişi Instagram'da sizi görür. O gün çok muhteşem hissedersiniz kendinizi. Beğenir vesaire. Yarın görmezse ne olacak? O yaşadığınız duygu bir anda size zulüm haline gelir. Hmm. İşte o yüzden de bu patolojiler yavaş yavaş, hani insanlar görülmek istiyor ama kim tarafından görülmesi gerektiğini karar veremedi bence. Toplumsal ahlaki anlayış da, ne kadar %99 toplum, işte Müslüman olduğumuz iddia ettiğimiz bir toplum olsak da tamamen bunun aykırı yaşıyoruz yani. Evet. Konumuz, hani biz biliyorsunuz hani, o kadar şahitlik önemlidir ki, biz Allah'ın varlığına tanıklık ederiz, şahit oluruz. Allah da bizi görür ve tamamen meselemiz onun bizi görmesi ve bizim onu görmemiz üzerine kurulu. Yani tamamen temelimiz buyken yaşadıklarımız tamamen bambaşka haline geliyor. O yüzden bilimsel anlamda hocam, hani siz tabii ki bu yıllarınızı bu konuda daha fazla geçirdiniz ve hani eminim çok çok iyi biliyorsunuz. Bilimdeki kıskançlık ya da bilimdeki görülme arzusu. Evet. Bu konuda hani ne düşünüyorsunuz? Yani bir insanın bilimsel, siz daha önce de konuşuyorduk, bilimsel bir mücadele içine giriyor olması sırasındaki beklentileri mi etkiliyor acaba? Nasıl oluyor? Hocam aslında ben oraya gelmeden önce size başka bir soru soracaktım. Şimdi hani özellikle böyle ergenlik çağı ve daha sonrasında ortaya çıkan böyle patolojik durumların temelde hani çocukluk çağı travmalarıyla ya da sağlıklı bir anne baba ya da ebeveyn bağlantısı gerçekleştiremeyen çocuklarda yani psikolojik ve psikiyatrik problemlerin çoğu oradan kaynaklanarak gelişip gidiyor. Yani bunun da onunla bir ilişkisi var mı diye soracaktım. Gerçi çocuk doğduğundan itibaren o haset duygusunu hissetmeye başlar. Yani iki yaşında, bir yaşında. Ama o tabii bilinç düzeyine gelmeden o şey başlıyor. Yani ileride bu kıskançlık ve haset duygularının şiddetiyle ya da derecesiyle çocukluk çağı döneminde, o özellikle 0-6 yaş dönemindeki yaşadığı travmaların bir etkisi var mı? Yani ondan sonra ben zaten yavaş yani yavaş şeye girmek istiyorum. Şimdi şöyle, artık travmayı bakış pencereniz, yani çok böyle çok yoğun şiddet uygulanması ya da yine bir cinsel anlamdaki bir travmadan ziyade artık toplumsal ya da ailesel hani kendiliğinden ortaya çıkan bazı patolojik, travmatik yaşantılar oluyor. Çocuklar hani doğduğundan sonra işte bir sistemin içerisinde evrilmek zorunda. Bu sistemde size sürekli birisini geçmek zorunda olduğunuzu söylüyor. Aileler bir sürü çok yoğun, çocuğun kendisini tanımlayabilmesini sağlayacağı durumlarda görmüyorlar yani. Çocuk kendisine, kendisini varoluşunu birisi tarafından görmesi çok mümkün olmuyor. Bunu nereden görüyor? İşte artık gerçekten çok küçük yaşlarda telefona sahipler. Hadi onu geçtim. Arkadaşlarının kendisini görmesi gerekliliği ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi anne baba gördüğünde onun yaptığı şey anlamlı ama arkadaşları gördüğünde ya da görmediğinde bu sefer onun bu sıkıntısı artıyor. Yani kıskançlık haset boyutunda devam etmeye dönüşüyor. Çünkü çok o yaşlarda çocuklar zaten kendisine olmayan bir şeyi nasıl arkadaşına verecek? Sevgiyi veremiyor ki arkadaşına. Herkes birbirini kötülediği bir atmosfer var. Şimdi çocuk aileden alamadığı bir şeyi arkadaşından hiç alamıyor. Arkadaşları ona işte şey yapıyor, hani diyorum dalga geçiyor, rezil ediyor bir şekilde. Ortamda resmen verilmeyen bir sevgi var. Aslında verilen nefretler var.
Nefret duygusu hasedin çok temel yapılarından bir tanesi. Doğal olarak çocuk artık ilkokuldan başlayan ve daha sonra sürece giden sürekli bir nefret ve öfkeyle boğuluyor. Sonuçta bu onun hayatının daha sonra hep birileri tarafından birilerinin aşağı çekilmesi ve kendisinin bu sayede yukarı çıkması üzerine kurulu bir sisteme dönüşmeye başlıyor. Yani aslında diğerlerini aşağı çekerse kendinin yukarı çıktığını zannediyor. Çünkü ortamdaki yani yıllardır deneyimlediği şey o. Aslında onu zannediyor. Yani zannediyor. Diğerlerini çektiği zaman kendisi asla yukarı çıkmıyor. Çünkü herkesin bir ölçüsü var. Bir, yani her şeyin bir değerlendirme kriteri var artık günümüzde. Bir, hani boy beyhude bir uğraşa dönüyor. Evet. Halbuki o diğerlerini aşağı çekmekle uğraşacağına kendisi de çalışsa, kendisi de diğerleri gibi işte diğerleri bir grup oluşturup o grup halindeki çalışmalarını devam ettiriyorsa, kendisi de bir grubun içerisine girse ve yani değil mi? Tabii ki hani, hocam. Bunun aslında çok küçük yaşlarda başlaması gerekirdi. Evet yani. Grup çalışmaları. Tabii yani bir şeyde özellikle şimdi Yankı'nın yaşındaki özellikle gittiği anaokulu gibi tabii. Değil mi? Yerlerde tabii. Çocukların işte o paylaşmayı, beraber olmayı ve grup halinde bir takım işte bir bina yapma atıyorum makette olsa işte hamurla oynayıp bir şeyler yapma ya da unu, şekeri, vanilyayı vesaireyi karıştırıp bir kek çırpma, daha sonra onu fırına atma ve beraber yeme. Beraber yani her şeyi beraber yapıp sonra beraber onun nimetinden faydalanma aslında bu duyguların ortaya kalkmasını sağlayacak en önemli şeylerden bir tanesi. Aynen. Aslında hocam yani şimdi benim yani kendi tecrübelerimden gördüğüm şeyler üzerine gelirsek bu kıskançlıkla ilgili olarak genellikle benim dikkat ettiğim ve bu duyguya sahip olan arkadaşlar biraz özgüven eksikliği olan insanlar. Doğru. Şimdi kendilerindeki bu özgüven eksikliği olduğu zaman bir toplumun içerisine ya da bir grubun içerisine dahil olmaya korkuyorlar. Yani birazcık böyle yani sosyal fobileri de olan insanlar bu doğru. Şekildeki. Yani benim gözlemim böyle. Doğru. Çünkü bir grubun içerisine dahil oldukları zaman O kendilerinde zannettiği zayıf noktaların ortaya çıkacağından korkuyorlar. Doğru hocam, kesinlikle. Ve buna bağlı olarak da işte hani aslında tek başına bir kol olacağına bir aslana pençe olmak her zaman iyidir. Ama işte bu insanlar kendi başlarına bir yerde hep bir kol olarak kalmayı yeğliyorlar. Ancak keşke öyle olsalar. Sonra bu kol bazen bir silah şeklinde dönüşüyor. Bir İşte ya da bir dayak atılacak bu neydi o? Sopa. Kriket sopaları gibi. Beyzbol sopası. Beyzbol sopası gibi sopa haline dönüşüyor. Ve bunu artık sağa sola sallamaya başlıyorlar. Doğru. Hakikaten yani benim yaşadığım şeyler yani kendi başımdan geçenleri anlatsam herhalde şey olmaz. Hani ayıp olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bu şeyler, bu olaylar, bu olgular, bu davranış tipleri her zaman insanların özellikle bizim bilim camiasında karşılaştığı ciddi sıkıntılardan bir tanesi. Şimdi ben 32 yaşında doçent oldum. Ve doçent olduğumda yani bildiğim kadarıyla Türkiye'nin bizim alandaki en genç doçent ünvanını ben almıştım. Hatta hocamız demişti ki yani gençsin ama hak ettin demişti. Şimdi biz mesela Selçuk Üniversitesi'ndeydim o zaman. Bir grubumuz vardı. Bu grupla biz durmadan TÜBİTAK projesi yapıyorduk. Yani ben işte şoförlük yapıyorum, başka bir şey yapıyorum. Kendi alanımla ilgili kısımlarını yapıyorum. Onlar kendi işlerini yapıyorlar derken böyle yaz kış demeden, gece gündüz demeden bir ayrıldık mı bir hafta hiç gelmeden hatta gelip çamaşırlarımızı değişip tekrar yola çıktığımız şeyler oldu. Ayrıca tabii ki işte yedek subaylık dönemim şudur budur filan derken neyse hani ben doçentliğe başvuracak duruma gelmiştim ama bana hala mesela yardımcı doçentlik layık görülmemişti o dönemde. Yani kadrom verilmedi. Sonra ilanına çıkıldı. Birileri başka birilerini getirmeye çalıştı vesaire vesaire. Bir sürü şeyler yaşadık ama sonra o işte hani benimle uğraşan, daha doğrusu benim o kadroyu almama engel olmaya çalışan insanlara bakıyordum. Onların topu yani bir araya geldiğinde benim ayak topuma çıkamıyordu.
yani bilimsel açıdan. Halbuki benim onlara karşı hiçbir şeyim yoktu. Yani hiçbir kötü davranışım, kötü sözüm, kötü düşüncem bile olmamıştı. Fakat birileri, hani bu darı hikayesi var ya, anlatılır, adamın biri kendini darı hissediyormuş. Biliyorsunuz, nerede tavuk horoz görse kaçıyormuş işte. Sonra yatırmışlar, tedavi etmişler. En sonunda buna artık hangi tip terapiler uyguladılarsa ben insanım mı öğrenmiş. Zaten hastaneden çıkarken de sormuş doktor, sen nesin? Ben insanım. Peki artık git. 2 saat sonra geri dönüp geliyor. Diyor ki, doktor bey, ben inandım, ben insanım ama tavukla horozu nasıl inandıracağız diyor ya. Çok iyiymiş ya. Yani gerçekten hani sizin çok iyi olmanız, onlara karşı hiçbir kötülük beslememeniz onların içerisindeki bazı duyguları ortadan kaldırmıyor. Ancak ben hep şuna inandım ki, hocam bu hastalığın ve bu tip problemin çözülmesindeki en önemli şey, yol bence sevgiden kaynaklanıyor. Kesinlikle. Yani biz siz demin işte Osmanlı dönemi, Selçuklu dönemindeki hani en azından çıraklığa kadar gelme ve ahlaki normların, yani bizim toplumumuzu meydana getiren ve dinamiklerini oluşturan o normların dejenerasyonu neticesinde belki de günümüzde bu kadar yaygınlaştı ve çoğaldı. Doğru. Yani bu toplumun her tabakasında, her insanda ve her insan tipinde bu duygu ve davranışlar her zaman görülüyor ve bundan sonra da görülecek. Eğer biz tekrar kendi değerlerimize, kendi normlarımıza ve kendi etik ahlaki kurallarımıza dönmediğimiz sürece de bu tip insanlarla herhalde her yerde, her zaman biz uğraşıp duracağız. Çünkü değer yargı, o dönemde öyle, değer yargıları kişinin ustalık derecesine belirliyor. Ne kadar verici olduğu, ne kadar gönüllü iş yaptığına göre ustalık derecesi artıyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani şimdi bu problemin ya da bu hastalığın ya da bu patolojik durumun ortadan kalkmasını sağlayacak en temel şey bir değerler. 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 Ki burada şeyde söyleyelim, üniversitemizin her yıl 24 altın değer olarak belirlediği yüksek insani değerler ödülleri veriliyor. Bu yılla yine 5 tane vatandaşımıza, İnşallah. 5 tane içimizden çıkan insanlara bu değer ödülleri verilecek. Öncelikle değerler. Ondan sonra acaba liyakatı söylesek, değil aynen, mi? Tabii yani hocam. Çünkü şimdi toplumun neresine gidersek gidelim, yani bu kamu olsun, özel sektör olsun ya da yani society'nin, yani yaşadığımız toplumun kendi içerisindeki her türlü kademede herhalde liyakat biraz ortadan kalktı ve kayırmacılık başladı. Ve bu kayırmacılık da zannediyorum haset ve kıskançlık duygularını en fazla tetikleyen ve ön plana çıkaran problemlerden bir tanesi. Bir de dolayısıyla hocam, en temel sorunlardan biri de hem başkasını rahatsız ediliyor. Evet. Ondan daha öte kayırmacı olarak gelen, yani kayırılarak gelen, bir noktada kayırılarak orada olan kişiler en büyük endişeyi ve kaygıyı yaşayan kişiler oluyor. Evet. Çünkü o koltukta birisinin sığamıyor. Sebebiyle var. Aynen, birisinin mi? Sebebiyle var. O koltuk onun için büyük geliyor. Ve onu doldurmak için telaşlanıyor ve hak etmediği bir yerde bir insan sürekli huzursuz olur. İşte yani, ve onun huzursuzluğunu başkasının büyümesine engel olma üzerine kurulu oluyor. Yani bu insanları bir türlü mutlu etmek mümkün olmuyor. Mümkün olmuyor. Değil mi? Ya da liyakatla gelmesi ihtimali olan birisini baskılaması. Mesela evet. Sizinkini bana onu düşündürdü. Evet. Yani evet. O pozisyonda, önemli bir pozisyonda ya da sizin üst mevkinizde o kadroyu açacak ya da alacak bir kişinin o koltuğu doldurabiliyor olması lazım. O koltuğu dolduramıyorsa sizin gibi birini almak istemiyor. Çünkü kendisinin dediğinizce sahip olmasın, olduğunu kaybetme korkusu demiştiniz korkusu, ya. Evet. Siz buraya nasıl sahip oldunuz? Sonuçta sizden daha iyilerinin olmaması sayesinde. Sizden daha iyi olan birisi olursa bu ne olacak? Sizin koltuğunuzun edinme ihtimali var. O yüzden siz başkasını
Büyütmüyorsunuz, beslemiyorsunuz. Yani etik kurallar artı liyakat. Liyakat. Arkasından adaletle ilgili ne dersiniz? Yani çünkü yani çalıştığı yer ve kurumdaki kendini yönetenler veya kendilerini yönetenlerin adaletle davranmaları nasıl bir... Bence çok önemli ama hocam, bence bir noktada şundan bahsetmek lazım. Şu anki toplumsal yapı tüm dünyada böyle çok derin bir problem var. Hani bunu tamam sosyal devlet ya da adaletli bir devlet üzerinden yönetiliyor olduğumuzda bile kapitalist sistem sizin ihtiyacı, yani sizin değerlerinizi yine kendisi belirliyor. Yine kıyafetinize göre, görünüşünüze göre belirliyor. Şimdi hani ben hani şöyle bir önerim olabilir insanlara. Sistem değişmeyecek. Liyakatlı insanlar gelmeyebilir. Yani çevrenizde liyakata göre seçilmeye olmayabilir. Ahlaksız bir yapı da var. Olabilir. Peki biz ne yapacağız? Asıl mesele bence bu. Şimdi insanların aslında kendisinden başlaması lazım bazı değişimleri diye düşünüyorum. Çünkü benim öngörüm bunlar değişmeyecek. Yani çoğu sistem şu anda yani böyle bir değişim çağrısı falan yok. Yani böyle değişimin seslerini falan duyamıyoruz. Belki uzun yıllarda değişmeyecek yani. İnsanın en azından şunu söylemesi lazım. Hani kendisi değişmesin. Yani sonuçta yapması gereken şey kendisi, hani değeri kendisi oluşturur. Hmm. Hani bu illaki birisinin görmesi üzerine kurulu olmasına gerek yok. Siz yaptığınız şeyden zaten keyif alacaksınız. Zaten sizin değeriniz belirleyecek ve kimse sizin bu mutluluğunuzu yaparken ki mutluluğunuzu kimse sizden alamayacak. Evet. Yavaş yavaş hani bu perspektiften bakıp artı herkes iyi olduğunu zannettiği şeye sahip olmaya çalışmak yerine size neyin iyi olacağını bilemiyorsunuz. O yüzden de onun peşine koşturmak yerine şu anda size uygun olan şeyleri yapın. Kendinizi mutlu edecek, kendi mutlu ilgi ve yeteneğinize göre çalışmalar içerisinde bulup. Aynen. Tabii şimdi bununla beraber hocam bizim şeyde camiada, yani akademik camiada böyle bu haset, kıskançlıkla beraber bir de ciddi anlamda beraberinde gelen bir de firavunlaşmış bir ego söz konusu. Doğru. Yani şimdi insanlar hani şimdi sözü sınavları kalktı. Ben kalkmasına karşıyım, onu söyleyeyim. Kalkmasaydı ama bunun yerine böyle her zaman kayıt altında bulunacak bir sözlü sınavı yapılmalıydı doçentlikle ilgili olarak. Doğru. Çünkü burada siz işte gerçekten bu işi yapanla bu işin teknisyenliğini yapanı ayırt edemiyorsunuz. Yani belki böyle bir sistem içerisinde tekrar dönüş yapılabilir, onu bilemem ama şimdi bazen sınavlarda öyle insanlarla karşılaşıyorsunuz ki yani zannediyorsun ki adam yani küçük dağları kendi yaratmış. Halbuki bizim bilim camiası içerisinde bilim insanlarının ne kadar bilim adamı olduğunu gösteren bazı kriterler var. İşte bunlardan ne kadar projem var, ne kadar yayınım var, ne kadar atıfım var. Ve bunların hepsine bağlı olarak da işte senin H indeksinle, İ indeksinle veya başka indeksler. Yani bu indeksler çoğaltılabilir ama bu indekslere bakarak dünyadaki bütün bilim insanları belli bir sıraya konulabiliyor. Doğru. Dolayısıyla şimdi en çok bu egoya sahip olan insanların ve işte böyle mangalda kül bırakmayan hocalara baktığımız zaman ne aş indeksleri, ne makaleleri, ne yayınları, ne bir başka çalışmalar, hiçbir şeyleri yok. Ama çok ilginç bir şey var hocam. Yani bu insanların o eksiklerini gidermek için bir çabası yok. Yani çabası şöyle, yani orada tutunması lazım ya, orada tutunabilmek için de yani bir politikaya ya da bir siyasetçiye ya da bir siyasi partiye ya da bir siyasi oluşuma sırt dayayıp orada hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Ve o oluşum her zaman da buna bizim adamımız diye destek verdiğinden dolayı da bunlar gelecek nesillere inanır mısın kan kusturuyorlar. Yani böyle insanlar var. Şimdi öyle insanlar var ki adam derse giriyor, daha ilk girdiği anda, ilk dersinde diyor ki gençler, yani bu benim kendi yetiştiğim kurumdaki bir mühendislik fakültesinde bir hocanın söylediği bir şey bu.
Yaşıyorsa Allah uzun ömür versin. Rahmete gittiyse Allah rahmet eylesin. Ama yani diyor ki çocuklar diyor, bu dersi benden almak sizin hayatınızın en büyük şanssızlığı diyor. Yani şimdi bu çocuklar ne yapsınlar yani? Halbuki şimdi bakın bu kıskançlıkları, bu sıkıntıları, bu firavunlaşmış egoları ortadan kaldıracak olan şeyin temelinde az önce o saydığımız değerler. Zaten bu değerler bir defa neyi doğuruyor? İnsanları sevmeyi ve ben artık bu dünyada yani çivi çakmış değilim. Hiç kimsenin yarına, yarım saat sonrasına garantisi yok. 30 saniye sonrasına garantisi yok. O zaman şimdi eğer düşünüyorsan ki ben işte belirli bir seviyeye geldim, belli bir düzeye çıktım ve benim yerimin boş kalmaması lazım. O zaman arkadan insanları yetiştirmek lazım. Eğer işte bakıyorsun kıskanç ve haset olan insanlarda insan sevgisi yok, beraber çalışma, aşkı, şevki, duygusu yok. Bir de kendi yerine yeni insanları yetiştirme aşkı şevki yok. Hatta yetişeceklerin önünü tıkama ve böyle sanki bir otobanda 120 kilometre hız limiti olan bir otobanda böyle otobana dik durmuş bir tır gibi oraya yerleşiyor. Ondan sonra bütün insanların önünü kesiyor. O oldukça da kimse geçemiyor. O bu sürece de ne kimse geçebiliyor ne de onun yerine yeni insanlar yetişebiliyor. Hocam zaten şöyle bir durum var. Bu tarz insanların hani bazen konuşuyoruz işte yok işte hak etmediği yerde o orada işte hak etmediği şeyleri yapıyor ya da hak etmediği şeyleri kazanıyor falan. Sonuçta çevrede bu tarz insanlar çok. Hani ben hep genelde şunu savunuyorum. Hani diyorum ki geceliğin diyorum aranızdaki fark şu. Geceliğin uykusu kim daha rahat uyuyor? Evet. Yani o adam orada zannediliyor ki hani birisi ona o mevkiyi, makamı ya da vesaireyi, o tıkama olaylarını yaparken zannediliyor ki mutlular. Halbuki dünyanın en mutsuz insanları da onlar. Ve en huzursuz. En huzursuz. Ve anksiyetesi çok yüksek değil mi hocam? Dünyadaki cennet ancak ve ancak haset ya da kıskançlık olmayan verici, minnet duygularını yani en azından şükran duygularını yaşayan insanların yaşadığı dünyadır. Değil mi? Bu gibi insanların hiçbiri geceliğin rahat uyuyamayacak ya da sabah kalktığında güne çok mutlu başlayamayacak. Kesinlikle. Ve hayatı boyunca aslında yaptıkları şeylerin cezasını her gün, her nefeslerinde çekiyorlar. Ve bizim onları imrenecek bir tarafımız yok hocam. Bu acıyı yaşamak yerine kendi yaptığımız ve kendi bir kolaborasyonlarımız, kendi işbirliklerimiz, kendi üretimlerimizden mutlu olmak zaten bize verilen bir nimet. Tamam. O yüzden burada hani belki seyircilerimizden hani şu anlasınlar hani bu konuşmadan bence hani bir insan haset olduğunda ve başardığında bu hasetliğini mutlu olduklarını zannetmesinler. Bu Cenab-ı Şahabettin'in ilk sözünden başlamıştık. Aynısını söyleyeyim. Başkasının balını isteyen kendisine zehir alırmış. Yani bir insan başkasının elindekini aldığında aslında kendisine zehir enjekte etmiş oluyor. Ve aslına bakarsanız çürüyor. Ve acı çekmeye devam edecek. O yüzden hiç gerek yok. Hani kendi iç huzuruna, kendi mutluluğuna sahip çıkmak isteyen bir insan için insanların bu tarz yaptıklarını ancak ve ancak üzülmeleri gerekiyor bence. Doğru. Yani hakikaten bu hani hocam insanlar içerisinde insanlardan bir insan olmak. Yani bu Peygamber Efendimizin de bir şeyi bu aslında bize ümmetine emri bu nasihatı. Yani insanlar içinde insanlardan bir insan olun diyor. Zaten onu başardığı zaman böyle kötü hisler, kötü duygular zaten hiç insanlarda kalmıyor. Halbuki halbuki yani şimdi bu sıkıntıyı yaşayan insanlara söylenecek tek şey şu ki bence bütün mezarlıklar kendini vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu. Yani neticede hepimiz gidecekler ve onlar ızdırap çekerek gidecek. Evet, hiç olmazsa burada da ızdırap çekmeden ve insanlara iz bırakarak yani o Romalıların
öldüğü zaman işte bir morte diyormuş ya, yani öldü, bir böyle iz bırakan, insan yetiştiren, insanlığa hizmet edenlerin mezar taşına da yaşadı yazıyorlarmış. Çok güzelmiş ya. Yani işte bence yaşadı olarak, bence yaşadı olarak ölmek için, değil mi? Aynen bu öyle. Duygulardan barınmanın da tek şeyi insanı sevmek, onlarla öyle. Sevgiden geçiyor. Yani. Evet, onlarla beraber olup onların içerisinde bir insan olup beraber bir şeyler üretebilmek, değil mi? Aynen hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için çok güzel şeyler söylediniz, çok güzel bilgiler verdiniz. Evet, sevgili izleyiciler, bugün de bir programın tekrar sonuna geldik. Aslında zaman çok hızlı geçiyor. Biz bunun farkına varamıyoruz. Bizi uyararak programdan çıkartıyorlar zorla. Onu da söyleyeyim. Hepinize çok mutlu bir hafta diliyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta başka bir konuyla görüşmek üzere. Şimdiden hoşça kalın. İyi bir hafta diliyorum herkese.